Twitter'da geziyorum bir panik var. Negatiflik var. Dedim ki her zaman piyasa döngülerinde çoğunluğun aksine bahse giren ve kazanan biri olarak yine ortaya çıkayım etrafta bu kadar panik, korku, negatiflik varken piyasadan konuşalım. Piyasanın adım adım ne yapmasını beklediğimi fiyat tahminlerimle söyleyeceğim. Hemen grafiği karşımıza açıp inceleyelim. Önce özet. Son döngüde 16 bin dolarlardan beri oyundayız. Buralarda dolar maliyet ortalaması dolar maliyet ortalaması ve dolar maliyet ortalaması hop birkaç x yukarıdayız. Bir anda 50.000'deyiz. bindeyiz. Dedik ki dolar maliyet ortalaması disiplin gerektirir. Hatta bu tweet'i attım. insanlar dedi bütün fenomenler satıyor kar oluyor. Emir buradan girilir mi? Ateşle oynuyorsun. Ben dedim ki bam bam bam. Çünkü şunu biliyoruz yeteri kadar bitcoin yok. Özete devam edelim. Sonra 73-74 bin dolar. Şimdi 60 bin dolarlardayız. Her şey plana göre gidiyor. Şimdi artık önümüz için bir strateji oluşturmalıyız. Ne dedim az önce? Adım adım fiyat tahminlerimle beraber açıklayacağım. Treasury General Account. Bu ne biliyor musunuz? ABD'nin kumbarası. Burası cash, sıcak çalışıyor, nakit para. Harcamalar buradan yapılıyor. Şimdi buranın tek bir geliri var, o da vergiler. E elbette devletler girişimcilik vesaire yapmazlar. Geliri vergidir. Elbette başka gelir kalemleri de var. Örneğin vatandaşlarını arsa satabilir. Veya buraya borç para koyabilir borçlanıp. Ama buranın birinci kaynağı vergi geliri. Burası tamam. Ne olduğunu biliyorsunuz. ABD'nin kumbaraya son dönemde yaklaşık 200 milyon dolar daha para girdi. Vergi gelirlerinden. Ve kumbaralarında yaklaşık 1 trilyon para var. Şimdi 2023'te yaklaşık 6 trilyon harcadılar. Diyelim ki daha fazla ama 2024'te de aynı olacak. Yaklaşık 5 trilyon açık olacak. Hem bu borç hem de hızlandırılması gereken ekonomi. Çünkü nominal olmayan enflasyondan arındırılmış veriye baktığımız zaman ekonomi o kadar iç açıcı değil. Kumbara da 1 trilyon var. Tahminen iyimser bir tahmin yaptık. 6 trilyonda harcama, 5 trilyon açığın parası nereden gelecek? Buradan fiyat tahminine bağlayacağım. Şimdi bu açık için 3 yol var. Birinci yol elbette bu bir yere kadar gidebilir. Kasandaki para bitene kadar gidebilir. Bir süre borç alma. Hazine tahvil ihracını durdur ve kumbarayı sıfırla. Ama dediğim gibi depodaki bitiyor. Uzun vadede sürdürülebilir değil. Çünkü zamanında kumbaradan çok fazla yedin. Örneğin Orta Doğu'ya barış getirdin ama neyse. İkinci yol. Burası bir tık teknik olabilir ama mümkün olan en basit dille anlatacağım. Ne kadar karmaşık blockchain konularını anladınız. İkinci yolda bu kumbaradaki para dursun. Kısa vadeli borçlan. Ama kısa vadeli borçlandığın zaman ters repo pazarındaki likidite azalır. Çünkü bankalar bu yolla daha fazla kazanacakları için kısa süreli hazine bonolarına giderler. Yani bir nevi şöyle düşünün. Finansal sistemden likidite çekilir. Üçüncü yol. Biraz daha dengeli. Hem kumbaradan para harca. Hem de kumbaradaki paranın desteğiyle Kısa vadeli borçlandığın zaman aşırıya kaçma, böylelikle ters repo pazarından likidite çok fazla çekilmemiş olur. Bu üç seçenek de piyasaların uçması demek. Kumbarayı sıfırlarsan zaten piyasa hareketlenmiş olacak. Bir de üstüne bir yere kadar götürecek seni. Bittikten sonra harcamalarına devam edebilmek için, ekonomiyi canlandırabilmek için tekrar borçlanman gerekecek. İkinci yolda borçlanarak piyasaya likidite enjekte edecek. Üçüncü yolda hem kasadakini var olanı harcayarak hem de borçlanarak piyasa likidite enjekte edecek. Sonuç orta ve uzun vadede kaçınılmaz. Aynı. Peki kısa vadede. Grafiğe tekrar gelelim. İkinci senaryoda yani kumaradaki paraya hiç dokunmadığın kısa vadeli borçlandığın senaryoda sancı var. Piyasalar için sancı demek. Çünkü finansal kurumlar, bankalar vesaire hazine bonolarını tercih edecekler. Yani para ikinci yolda daha pasif olacak. E hazinede kumbaradaki parayı kullanmamış olacak. Bu senaryo olursa bu videonun planını Bitcoin 60 binlerdeyken yapmıştım. 50'leri görürüz diyecektim. Ama zaten indik. Neyse önümüze bakalım. Bu ikinci senaryo olursa biraz daha geri çekilme yaşanabilir. Bu dediğim orta vadeli bile değil. Kısa vadeli. Çünkü borçlanma kısa vadeli. Bir yıldan az. <laughs> Ondan sonra o borcun ödemesi geldiğinde yapılacak şey faizleri indirmek. Bu yüzden eğer ABD hükümeti ikinci yolu tercih ederse Elileri gelip burada biraz daha insanları sıktırıp bunaltıp ondan sonra yoluna devam edebilir. Ama bu seçenekte en kötü seçenekte bile çakılma olmaz. O söyledikleri dip miktarlar olmaz. Unutmayın onkacılar ölmez. Şekil değiştirir. Birinci ve üçüncü yolda zaten yön her türlü yukarı. Piyasada son yaşananlara gelirsek böyle bir geri adım atıp son dönemlerde neler olduğunu düşünürsek 16.000'den 70.000 dolarlara çıktığımız zaman parasal genişleme yoktu. ABD'de enflasyon %3 civarında, faiz oranları %5'in üstünde. Yani bu 4-5x yaptığımız süreçte ne faiz indirimi ne de yüksek enflasyon vardı. Peki neden bu hareketi gördük? Bitcoin'in tüm altcoin'ler dururken bu 4-5x'lik hareketinin iki sebebi var. Birincisi spot ETF'ler. Bitcoin'e büyük para girişi oldu. İkincisi ise Bitcoin neydi? Bitcoin kaçıştı. Kanal takip ediyorsanız bunu çok söylediğimi biliyorsunuz. Bitcoin eşittir kaçış. Nereden kaçış? Savaştan, enflasyondan. Sadece para transfer etmek isteyen birinin finansal sistemden kaçışı fark etmez. Bitcoin'e kaçış sürekli böyle steady artıyor. Yani bu hareketin sebebi parasal genişleme değil. Spot ETF'ten gelen hacim ve Bitcoin'in kaçış olması. Yani adaptasyonun gittikçe farklı sebeplerden ufak ufak artması. Altcoin'lerde neden hiç hareket olmadı? Aslında ipucu verdim. Çünkü altcoin'lerde spot ETF yok. Olmayacak da öyle bir şey beklemeyin. Ethereum hariç. Şimdi başa dönüyoruz. 3 adet senaryo var. İkisinde hem kısa hem orta hem uzun vadede yoğun kaçınılmaz. Birinde biraz daha aşağı yönlü bir hareket, insanları bıktırma, sıktırma ama o borcun da ödeme vadesi gelecek bu yüzden parasal genişleme kaçınılmaz. Tüm bunlar ne demek oluyor? Doların kaçınılmaz olarak değer kaybı. Çünkü tek çare bu. Bu ne demek? Tekrar pandemi döneminde olduğu gibi altcoin rallisinin başlaması demek. Ama şu ana kadar sadece spot ETF harekete geçiriciydi. E bu gördüğünüz yavrucakların da bununla pek bir ilgisi yoktu. Son 5-6 ayın özeti bu. Fed Başkanı Powell iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama faiz indirimini gerekli kalabilir dedi. Ama bizim bu konuşmaya ihtiyacımız yok. Onu takip etmeye ihtiyacımız yok. Çünkü yıllardır söylediğim şey. Yıllardır. Enflasyon gizli vergidir. Para bu şekilde yaratılır. Merkez bankaları aslında birer özel şirketler. Kimse senin iyiliğini düşünmüyor. Bunları yıllardır anlatıyorum. Bu yüzden size çok fazla Powell'dan falan bahsetmiyorum. Sen bu açıklamaların dürüst ve senin iyiliğin için mi yapıldığını düşünüyorsun? Hani enflasyon hakkında endişelenmemeliydik? Yetkililer pandemi öncesi enflasyonla ilgili endişelenecek bir şey yok diyorlardı. Onlar da biliyor. Dediğim gibi bu örneği verdim. Çok basit. Piyasada diyelim ki 1 dolar var. Piyasadaki borç 1.20 dolar. Piyasadaki tüm parayla borç ödendiği zaman yine yetmiyor. 20 kuruş açık kalıyorsa bu borcu ödemenin tek yolu nedir? Daha fazla para basmaktır. Hani Powell çıkmıştı demişti faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağız. Bir de üstüne bu söylemini yinelemişti. Sonra ne oldu faiz oranları? Tam bu açıklamadan kısa bir süre sonra. Bu yüzden dediğim gibi Powell'ın faiz indirimi gerekli olabilir sözü bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Tam tersini söyleseydi de bizim için hiçbir anlam ifade etmeyecekti. Bu yüzden size bunu sürekli gösterme gereği duymuyorum. Kafanızı bu tarz şeylerle meşgul etme gereği duymuyorum. Yapmaya çalıştığım şey kriptoları ve blockchain'i daha iyi anlamanız. Sabah akşam bunun analizini yapanlar var. Beyler Powell şunu diyecek. Toplanın şahin mi güvercin mi? Sana sürekli yalan söyleyen bir kurumun peşine takılmışsın. Söylediklerine göre plan yapıyorsun. Burada bile bağımsız düşünemiyorsun. Medya. Bu aptalların sürekli Merkez Bankası söylemleri, resesyon açıklamalar, bu tarz kısa vadeli döngülere odaklanmasını istiyor. Biz gerçekleri biliyoruz. Anlattım ve anlatmaya devam edeceğim. Bitcoin yüksek faiz döneminde yükseldi. Spot ETF'lerden dolayı. Zaten kaçınılmazdı sürekli bu tartışılırken. Yok onaylanmaz, %50 ihtimali, şöyle bir ihtimal falan var derken ısrarla üstüne basa basa kaçınılmaz diyordum. Sonra bu olay Bizim umrumuzda olmasa da Bitcoin'in fiyatı için iyi diyordum. Planladığımız şey adım adım gerçekleşti. Şu anda her şey adım adım planladığımız gibi gidiyor. E şimdi de kaçınılmaz dolar değer kaybıyla altcoin'lere de para girişi olacak. Bir de çok fazla PSA'yı zamanlamaya çalışanları görüyorum. Açıkçası 3-5 kuruş ucuza almak için satmak biraz aptalca. Neden mi? İki senaryo var. Birincisinde haklısın. Gerçekten satıp daha uyguna alabildin. Tebrikler daha ucuza almış oldun. İkinci senaryo. Haksızsan sattın piyasaya bir anda pump geldi ve kaçırdın. Yılda sadece birkaç gün olan bir şeyi kaçırdın. Onkarcılar gibi hık şemsiye girdi. Tebrikler. Bu elbette hiçbir zaman satmayacaksın, kar almayacaksın değil. Borcun olabilir, ihtiyacın olabilir, kar etmişsindir, parayı cebinde görmek isteyebilirsin. Ama dediğim gibi tek motivasyonu biraz daha ucuza alabilecekse anlayabilecek bir risk değil. Aptalca ve risk oranı çok yüksek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.